بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آل عمران سورة 7 آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو يعني الله سبحانه وتعالى سنجا كتابنا تشيرجان زاتر هو كتابتن بعزلاري محكم آياتلاردر ve bu muhkem ayetler kitabının aslidir, anasidir diye, yani aslidir. Ve başkaları ise müteşabihlerdir. Kalplerde buzuklik, batılge, mayillik bulgen kişiler, mana şu Kur'an'dan müteşabih bulgenlerge erişediler, fitneni talep kılışıp ve onun tevilini talep kılışıp. Onun tevilini Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Ve ilimde rasih bo'lganlar ise bunga iman keltirdik. Bularning hammasi Rabbimizin huzuridandir deydilar. Akıllar egalaridan başka hiç kim eslatma olmaydi. Nasihat olmaydi. Hatırlamaydi. Suyutiyat yaptılarki huve allazi anzala alaykal kitabe minhu ayatun muhkematun واضحات الدلاله. او الله تعالی شنده ذات کی سنگه کتابنی تشورده او کتابنین بعضی محکم آیتلردر یعنی دلالت واضح بگن آیتلردر هن ام الکتاب اولر کتابنین اصلدر اصله المعتمد علیه فی الاحکام حکملردگی اعتباط قلندگان احکامدگی suyaniladigan asl asos mana shulardir. Va oxir mutashabihat va boshqalari esa mutashabihlardir. La tufhamu ma'aniha, ma'nolari fahmlanmaydi. Ma'nolarini tushunib bo'lmaydi. Ki avvali suvari suralarning oldilarida kelgan harflarga o'xshab. Alif lam mim o'xshab. وجعله كله محكما في قوله. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo ba'zi oyatlarni muhkam, ba'zilarini esa mutashabih qildi-yu, lekin boshqa oyatlarda Qur'onning hammasini muhkam qilgan. Qur'onning hammasini muhkam degan. Masalan, uhkimat ayatuhu, Qur'onning oyatlari muhkam qilindi deyapti. بمعنى أنه ليس فيه عيب. يعني bu yerdagi muhkamlikdan maqsad murod aybi bo'lmagan degan ma'noda. Aybsiz degan ma'noda. Demak, muhkamlikning bir necha ma'nolari bor ekan. Shuning uchun Qur'on va hadisda kelgan yeriga qarab turib ma'no berishlik kerak. Va mutashabihan fi qawlihi kitoban mutashabihan. Ve Allah Teala Kur'an'da ise bazı ayetlerde Kur'an'ın hemesini müteşabih digen. Mesela kitaben müteşabihen digen. Bima'na ennehu yeşbehu ba'duhu ba'dan fil husni ve sidki. Onun manası ne buladı ki? Kur'an'ın bazısı bazı yokşaydı güzellikte ve sadıklıkta. Haklikte, doğrulikte, güzellikte birbiri yokşaydı ayetler.
Yani daim aytilini yaptı. Arap tilidagi kelimelerinin bir neçe manaları var. Manalarının bir neçe etibarları var. Şularga dikkat kırıştık kereyi. Bu mesela hata götürüp kalas. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغُنْ مَيْلُونْ عَنِ الْحَقِّ. Ama kalplerde zeyğun, haktan mayillik, haktan yüz ögürüştük bölgen kişiler, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Kur'an'dan şu müteşabih bölgenleri geri geçediler. اِبْتِغَاءَ طَلَبَ الْفِتْنَةِ فِتْنَةِ talep kılıp. لِجُهَلِهِمْ بِوَقُعِهِمْ ف۪ي الشُّبُحَاتِ وَالْلَبْسِ. Yani fitnani kim için talep kılıyordu? O için mez, cahilleri için. Cahil insanlarını fitneye salışlığı için. Cahil insanlar kendi yıkılı fitneye geçerdi. Şübheler ve meselelerinin, ilimlerinin araylaşıp kalışlığıyla, çıkıp kalışlığıyla bilen. Şübhelerine şekke kalışadı, meselelerde anık bilişelmeye kalışadı. وَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِهِ وَتَعْو۪يلِنِ talep kılışıp. تفسيره يعني تفسيرنا وما يعلم تأويله تفسيره إلا الله وحده ونين تأويلنا يعني تفسيرنا الله تن باشك يالغز الله تن باشك كم بالميد والراسخون الثابتون المتمكنون في العلم راسخلان يعني علم ده صابت بوغن ومتمكن بوغن علم ده تلي بوغن شلر مبتدعون خبره يقولون آمنا بو مبتدا بولدى خبر يسا يقولون آمنا به أي بالمتشابه متشابه لرغي إيمان كيلتردك ديدلر أنه من عند الله ولا نعلم معناه يعني او الله يزر دندر وني معناصنا بز بالميمز ديد كل من المحكم والمتشابه في محكم متشابه تموغان حربر من عند ربنا رب بني يزر دندر وَمَا يَذَّكَّرُوا فَهِيْشْ كِمْ نَسِيحَتْ عَمَيْدِ إِسْلَتْ مَعَمَيْدِ بِإِدْغَامِ التَّعِي فِي الْأَسْلِ فِي الزَّلْ يَذَّكَّرُوا diye biz aslında يَتَذَكَّرُوا بُيَنْ يَتَذَكَّرُوا دَجِ تِ aslında تِ بُيَنَّرْسَ زَلْيَ اِدْغَام بُبْ كِتْتِ şunlar يَذَّكَّرُوا بُلْدِ اَيَتَّعِذُوا yani vaz عَمَيْدِ vaz nasihat عَمَيْدِ diye اِلَّا اُولُ الْأَلْبَابِ lekin aqllar egalarigina nasihat olishadi deyapti. Ashabul uqul mana aqllar egalari. Va yaquluna aydon deb keyingi oyatga bog'layaptilar. Bu oyat Ali Imron surasidagi eng muhim oyatlardan, balki butun Qur'ondagi eng muhim oyatlardan birisidir. Va islom olamidagi eng muhim masalani bayon qilyapti. Aslida bu oyat Allohning nihoyatda katta mo'jizasi va qudratining dalilidir. Allah'ın nihayette büyük mucizesini kürseti yaptı. Bu ayetler bize imanımız ziyade buluştuğu ve müstahkem buluştuğu sebepçi buluş gerek. Lekin mahrum buyan insanlar, Allah'ın gazabiye ve lanetiye koyan insanlar bu mucizelerden ne doğru istifade kıladılar. Huddi, Abu Cahil, Abu Lahab'la şunca mucizelerde görüp merazı ziyade buyan deyik. Madinadagi munofiqlar payg'ambarimiz alayhissalomdagi kamolat va mo'jizalarni ko'rgan sari marazi ziyoda bo'lgandek, ba'zi insonlar bu oyatlardan marazi ziyoda bo'ladi xolos. Battar bo'ladi xolos. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu oyatda masalani nihoyatda go'zal mukammal qilib bayon qilyapti. Huvallazi anzala alaykal kitobi. U senga kitobni tushirgan zotdir. Mana bu yerda anzala kelyapti. Lavhul mahfuzdan dunyoning osmoniga birdaniga tushligi. Yuqorida ham o'zi nazzala alaykal kitoba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi degan edi. Alloh taolo senga kitobni haq bilan tushirdi, ya'ni bo'lib-bo'lib parchalab deydi. Endi bu yerda anzala kelyapti, qarang. Va kitobning kelishligida bir takror bo'lyapti. Nima uchun takrorlanyapti? Bilasizlar, arabchada aslida bir kalimani yoki gapni takrorlashlik qabih hisoblanadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo buni takrorlab turgan bo'lsa, hadisda takrorlanyapti turgan bo'lsa, yoki fasohatli, balog'atli olimlar bir kalimani yoki kalomni, gapni takrorlab turgan bo'lsa, uni tagida hikmat bor.
Alloh subhanahu va taolo buni takrorlashligi bilan kitobning kelishligi, kitobning nozil bo'lishligi nihoyatda büyük ne'mat ekanligini bildiryapti. Qur'on nihoyatda katta ne'matdir. Eng katta mo'jizadir. Qur'ondan katta mo'jiza yo'q. Payg'ambarimiz alayhissalomga berilgan mo'jizalarning eng kattasi Qur'ondir. İnsoniyat tarixida va jinniyat tarixida bütün mahluqlarning tarixida bütün mahluqlarga berilgan mo'jizalarning eng kattasi Qur'ondir. Buni qadr qiymatini bilishlik kerak. Demak, siz qanchalik Qur'onni mahkam ushlasangiz, shunchalik qadr qiymatingiz baland bo'ladi, dunyo oxiratda aziz bo'lasiz. Qanchalik Qur'ondan uzoqlashsangiz, uni xorlagan bo'lasiz, mahrum bo'lasiz. O'zingizni o'zingiz dunyoda ham, oxiratda ham sarson bo'lishlikka, darbadar bo'lishlikka, xor bo'lishlikka mahkum qilgan bo'lasiz. Endi Alloh taolo bu oyatning ichidagi bu Qur'onning ichidagi oyatlarni ikkiga bo'lyapti. Minhu ayatun muhkamatun. Bu Qur'ondan ba'zisi muhkam oyatlardir. Ya'ni ko'pchiligi. Ko'pi muhkam oyatdir. Muhkam nima degani? Ma'nosi va dalolati ochiq bo'lgan. Ma'nosi va dalolati ochiq bo'lgan oyatlar muhkam oyatlardir. Muhkamning bir necha ma'nolari bor. Ulamolar shu oyatning tafsirida va shu muhkam va mutashabihga tegishli bahslarda, xususan ulumul Qur'onda yoki uzul fiqhda bu kalimalarning ta'rifi to'g'risida har xil fikrlarni izhor qilganlar. Butun qavullarni tekshirib ko'rsangiz, bir ma'noga, bir xulosaga qaytadi. Lekin ba'zan olimlarning ta'riflarining va tushuntirishlik masalani zikr qilishdagi kalimalari bir-biridan farqli bo'ladi. Ilmsiz insonlar ularni noto'g'ri tushunib, falonchi olim bunday tutgan-ku, falonchi bunday debdi ekan, qaysinisi to'g'ri deb janjallashib yuradi. Bo'lmasa hammasi to'g'ri. Muhkam to'g'risida aytilgan eng jome bo'lgan va eng qisqa bo'lgan ta'rif shuki, ma'nosi va dalolati vozih bo'lgan, zohir bo'lgan oyatlardir. Mutashabih esa uning teskarisi. Mutashabih esa uning teskarisidir. Ma'nosi va dalolati zohir bo'lmagan, vozih bo'lmagan oyatlardir. Ba'zi insonlar ba'zi far'iy masalalardagi ixtiloflarni muhkammas deb o'ylaydi. Masalan aytaylikki, val mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Taloq qilinuvchi xotinlar o'zlarini 3 quru kutadilar, kutsinlar deyapti Alloh taolo. Shu quruning tafsiri ma'nosi to'g'risida ixtilof qilindi. Hanafilar, Hanbalilar va Malikilarning ko'pchiligi quru degani hayz degan dedi. Lekin Imom Shofiy va yana boshqa ba'zi olimlar esa quru tuhur deyishdi, poklik deyishdi. Yuqorida ko'rdilar uni tiloflarni, masallarni. Ba'zilar o'ylaydiki, shu ham mutashabih deydi. Aniq emas ko'rdingiz. Yo'q, noto'g'ri. Bu muhkam hisoblanadi. Mutashabihning ma'nosi ta'rifi boshqa, ma'nosi ma'lum emas. Ma'nosi ya'ni vozih emas. Albatta Allohning huzurida ma'lumda, lekin vozih emas. Biz bilmaymiz uni. Biz bilmaymiz, Alloh biladi. Va dalolati ham ochiq emas. Nimaga dalolat qilyapti? Biz biladigan narsa emas u. Biz bilmaydigan narsa. Ammo shu quru to'g'risida ixtilof qilinganda hayz yoki tuhur deyilyapti ikkalasini bilamizku biz. Bu bilingan narsa-ku. Demak, buni tushunganimizdan keyin hunna ummul kitobni tushunishimiz oson bo'ladi. Bular muhkam oyatlar kitobning onasidir, asosidir. Ya'ni Qur'onning asosini mana shu muhkam oyatlar tashkil qiladi. Ma'nosi va dalolati ochiq bo'lgan. Mutashabihlar ozdir, juda oz. Nihoyatda oz. Ko'pi muhkamdir. Va ukhoru mutashabihat va boshqalari esa mutashabihlardir deyapti. Ma'nosi va dalolati zohir bo'lmagan, vozih bo'lmagan oyatlardir. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni buni ikkiga bo'lib kullarini imtihon qilyapti. Muhkam oyatlarni o'rganishlikka, ta'ammul qilishlikka, chuqur bilishlikka, ijtihod qilishlikka, istinbot qilishlikka, mahorat hosil qilishlikka buyurdi.
muhkam oyatlarni qancha chuqur o'rgansangiz, qancha ijtihod qilsangiz, qanchalik yaxshi bo'lsangiz, qanchalik ko'p muzokara qilsangiz, shunchalik savob va ko'p bular. Qancha bahs qilaman siz, nihoyatda ko'p. Tahorat masalasi deysizmi, namoz masalasimi, ro'zami, zakotmi, jihodmi, siyosatmi, hijratmi, ta'lim tarbiyami, qaysinisi bo'lsa bo'lsin. Nihoyatda ko'p. Va Qur'on ilmini ikkinchi ilmga bo'ldiki, mutashabih ilmlar. Uning ma'nosini faqatgina Alloh biladi. Nimaga dalolat qilib turganligini ham Alloh biladi. Insonlar bilmaydi. Bu ilmlarni ham Alloh taolo berdi-da, aytdiki, buni o'rganmanglar dedi. Buni zohiriga iymon keltirasizlar-da, uning haqiqatini Allohga topshirasizlar. Allohga havola qilasizlar. Unga chuqur ketmaysizlar. U to'g'risida bahs qilmaysizlar dedi. Qani imtihon qilyapti. Bir ilmni o'rganinglar, chuqur ilm hosil qilinglar deyapti, birisini esa bunga kirmanglar deyapti. Imtihon-da bu. Alloh taoloni sunnati shunday. Mana hayvonlarda ham qarang, mana bu hayvonlarni ye, bunisini yema deyapti. Yeydigani halol bo'lgani ko'p. Qarang, yemaydigan harom bo'lgani oz. Allohning marhamati yana bizga yordamchi bo'lyapti. Masalan, mana shuni yegin deganda u oz bo'lsa-yu, yemagin deganlari ko'p bo'lsa, unda insonlar qiynalib qolishi mumkin edi. Alloh taolo xolasa shu hukmni berardi, hech kim e'tiroz qila olmas edi. Lekin Alloh taolo unday qilmadi. Halol narsalarni ko'p qildi. Va ba'zi narsalarni harom qildi xolos. Shunda ham bir inson yana haromga tushsa, albatta o'zi badbaxtdir. Yo qushlarning masalasini qarang. Qushlarning masalasida ham yeyiladiganlari ko'p, yeyilmaydiganlari oz. Mevalarni ko'ring. Butun shu hosillarni qarasangiz, halol bo'lgani, muboh bo'lgani ko'p. Harom bo'lgani, makruh bo'lgani nihoyatda oz. Alloh taolo imtihon qilyapti, og'ir imtihon emas bu, yengil bir imtihon. Ammo shu yengil imtihondan ham o'tmasa, shu yengil imtihondan ham yiqilib qolsa, bu odam jannatga loyiq emas. Bu jahannamga o'tin bo'lishlik kerak. Endi ilm masalasida ham shunday. Ilm masalasida ham, e'tiqod masalasida ham Alloh taolo imtihon qilyapti. Ilmda muhkam oyatlarni o'rganinglar. Mana tahoratda qancha ming masala bor. O'rganing, maza qilib, bahs munozara qiling. Namozda necha yuz ming masala bor. Zakot, roza va boshqa masalalar. Xohlaganingizcha mahorat hosil qiling. Bahs munozara qiling va masalalarni haqiqatini o'rganing. Qancha ilmlar bor. Nihoyatda keng. Faqat siz emas, butun insonlar to'planib, butun ishini yig'ishtirib qo'yib, shu ilmlarni hammasini tayyor etamizsa, yetishalmaydi, qo'lidan kelmaydi. Mana islom olimlari. Millionlarcha olimlar 14 asrdan beri dini ilmlar bilan shug'ullanishyapti. Dini ilmlar tugab qolgani yo'q-ku. Yana bir-biridan go'zalliklar, bir-biridan hikmatli ma'lumotlar kelib chiqyapti-ku. Yani shuncha ilmlarga izn berdi Alloh taolo, o'rganinglar savob beraman dedi, ozgina ilmdan man qildi. Mutashabih oyatlar, masalan, Allohning sifatlari, Allohning qo'li, Allohning yuzi, Allohning arshga oliy bo'lishligi, birinchi osmonga tushishligi, bular hammasi mutashabih oyatlardir. Bularning ma'nosi nima ekanligini Alloh biladi, biz bilmaymiz. Ma'nosi yo'q degani emas, ma'nosi bor. Lekin biz bilmaymiz uni. Bilolmaymiz. Va bu nimaga dalolat qilyapti? Nimani bildiryapti? Uni Alloh biladi, biz bilmaymiz. Bizning vazifamiz bu oyatlarga iymon keltirib, Allohning huzuridan deymiz, haq deymiz. Nima deyap turgan bo'lsa, shu deymiz, yo'q yutmaymiz. Bahs munozara qilmaymiz. Kirmaymiz ichiga. Allohning qo'li qanaqa ekan, qanaqa bo'ladi? Degan kimi qo'li yo'qshaydi degan xatolarga tushmaymiz. Faqat juda ozgina ilm bilan Alloh taolani imtihon qilyapti. Allohning imtihoni. Tahoviyni o'qidilaringiz, Imom Tahoviy ham aytdilar. Alloh taolo ba'zi ilmlarni o'rganishga buyurdi, ba'zi ilmlarni o'rganmaslikka buyurdi. Endi o'rganmaslik degani mutlaqo tark qilish emas. Mutashabih oyatlardan hech xabarimiz yo'q degani emas. Iymon keltiramiz, Allohga havola qilamiz. Xabarimiz bo'ladi albatta. Shariat buyurgan darajada kerakli bo'lgan ilmlarni, ma'lumotlarni hosil qilamiz. Qarang qanchalik go'zal. Allohning hikmatini, mukammalligini qarang. Ba'zi narsalarni o'rganib, savob hosil qilasiz,
bazı nesilerde öğrenmezden sevap hasıl kılarız. Allah-u Teala her taraftan size sevap veriyor, acil veriyor. Ve Allah-u Teala insanını acil ilgileyen gösterip koyuyor diye insan. Senin için şu katta meydanda ilim öğrenmişteki izin verdim. Ama bana bu müteşabih ayetler var, müteşabih meseleler. Bunlar senin aklınca sığmaydı. Doğru, ben senin cüde katta bir akıl vergen ben, cüde katta fikir verdim, cüde katta salahiyet verdim. Lekin, kançalik katta bulsa bulsun, kançalik bir kabiliyet bulsa bulsun, müteşabih ayetlerde düşünelmesen, aklın acizdir, demek ki sen acizsen, nakıssan. Demek ki Allah'a muhtaçsan, haddinden aşmayın. O zini acizliğini, Allah'a muhtaçliğini esinden çıkarmayındır, Allah-u Teala bu ilimde kup koydu. Yani, hikmetleri var onu. Ve Allah razı olsun bütün ulamalarımız, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in bütün ulamaları Kur'an-ı Hadis'e bu yüzünge halette işte muhkem ayetlerle şuğullanış yaptı. Müteşabihlerde ise Allah da o zibi havala kılıp, Allah'a teslim bulup bu meseleye kirmesten gelişi yaptı. Ama kimi ki kire diyen bulsa Allah da onun yan haberini veriyordu ki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغُنْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ama kalplerde zayıf bulgen, buzukluk bulgen ve merazı bulgen, batıllıkını tenleştik, batıllıkını ihtiyar kılıçlı bulgen kişiler, şu Kur'an'dan müteşabih bulgenlerle irgeçediler. Müteşabih ayetlerle şuurlanışadı. Yenge tanışasız, Esselamu Aleyküm ve Aleykümüsselam, birinci savalı, Ayn Allah deyip. Allah kayıtta deyiz. Hayran kalasız. Neme sizi Allah huzurdan keli yaptı da böyle yaptı mıyken? Ki Allah huzurda keti yaptı da böyle yaptı mıyken? Bir tanıge tamdan taraş edişe geldik. Aynı Allah deyiz. Salamdan ki alikten ki. Allah kayıtta deyiz. He? Ki sümmeste ve alel arşke neme deyisiz deyiz. Allah'ını kulu doğrusu neme deyisiz deyiz. Bana şu ayetler şu meselelerden şugullan uğradı. Yap daylandırıp. Peygamberimiz Aleyhisselam sahih hadislerde aytadılar ki, kimi ki şu ayetlerle şuğullanıp durganlığını görseleriz, bilirler ki, Allah-u Teala kalbi buzuk insanlar diyenler şunlar. Kalbi buzuk insanlar onlar. Onlar özlerini cüda akıllıydı bilişerdi. Cüda bilimdandı bilişerdi. Özlerini akide sahtı böyleydi. Size hata geçken mahçı, meskara kımahçı, hakarat kımahçı, lakin, Allah Teala güvahlık veriyordu ki, kalbide merazı bugün insanlar meneşeler diyordu. Eğer sizi kalbi sağlam olsa, Allah'tan korksayız, Allah'a iman kirtirgen olsayız, Kur'an-ı Hadis'e teslim bugün olsayız, müteşabih meselelerine kirmeyesiz. Elhamdülillah biz bu baladan kurtulduk, lakin avalları şu balaya köp uçurardık. Talib ilimimiz, yenge tedrisi başta gelmiz, yenge ders verisi başta gelmiz, hadi bu adamlar şu ayette zikir kılıngenler uzlar için duhan kılışardı. Bizi itikadımızı ölçe mahşı buluşardı. Gradüsünü koy mahşı. Netçi gradüsü kündür. Ki ayetemizi Allah'tan korkun. Şimdi tanıştık siz bilen. Şunca meseleler var. Şunca ilimler var. Peki İslam'da kılınırken şunca hizmetler var. Şunca farzlar duruptu. Caizmez bu meseleler yakirişlik. Ayet hadislerde men kılıngen. Siz yine yaptığına türüp yok, şu meseleden yaklaşalım deyin. Elhamdülillah biraz saçımız akardı, bu meselelerden kurtulduk. Yani biraz karmasız adamlar koymuyordu. Biraz karıçadı, ki insanlar koyuvarışadı ki. Bu caizmez bu. Hiç kimle tartışmayın, bu meselelere kirmeyin. Hakta et orası. Kiye vakti de, bana şu ayet, şu hadis. İman kildindik, manasını, keyfiyetini Allah'a havale kıldık. Keyfiyetini biz bilmiyoruz. Ahl-i Sünnet akidesi şu. İmam Malik Rahimahullah'ın huzuruna bir adam girdi. Ayet ki, istiva doğrusu ne deyisiz dedi. Allah-u Teala'nın aşka istiva kılıçlığı. Ali buluşluğunu kendi düşünüşümüz gerek. Diyen de İmam Malik ettiler ki, el-istiva o ma'lumun. İstiva ma'lumdur. İstivanın bir manası var, ma'lum. Biz bilmiyoruz onu. Lekin Allah biladi. Lekin manası var. Manasız degani emas u. Manası var albatta.
وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ Keyfiyeti ise mechuldur diyorlar. Kendiliğini biz bilmiyemiz dedi. وَالسُوَالُ عَنْهُ بِدِعَةٌ Bu ne meselelerden sorarsak bidiyattır diyorlar. Ki şagirdlere geldiler ki اَخْرِجُوا هَذِي الْمُبْتَدِعَ هَذَا الْمُبْتَدِعَ Bu bidiyatçını çıkarıvarıyorlar. Kayıtlı bizim adresimize kirmesin dediler. Yani, bu meselelerde olsa tartışıp yürüyenler, ıhtılap kılıp yürüyenlerini meclislerden hayda varışlık gerek. Cemaatlerden hayda varışlık gerek. Toylardan, ölümlerden hayda varış gerek bulardı. Araleşmesin bunlar. Çünkü Allah-u Teala yaptı, kalbide buzukluk bugün, kalbide merazı bugün insanlar, فَيَتَّمِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ Şu Kur'an'dan müteşabih bugün ayetlerine ergeşediler. Fakat şu meselelerden şugullanacağız. Allah ayeti yaptı bunu. Ve Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam'ı hem takitlediler. Şu ayette okup Allah güvahlık verdi. Kimi ki şu meselelerde tartışı yaptırırken bu sefer bilirler ki kalbin merazi insanlar şulardır. Onlardan uzak dururlar dediler. Ulamalar etedi ki İslam dini de birinci çıkan bidiyat. İslam alemi de birinci payda bugün bidiyat. Kaysi bidiyat? Havariciler bidiyatı. Birinci bunu havariciler payda buldu. Kiyin şiyeler payda buldu. Havariciler yani sahabelerine kaysi çıkkanlar. İslam'da dava kıyan halette, Müslümanlığı dava kıyan halette sahabeler de tekfir kılıçtı, kafir değişti. Sahabelerle can kılıçtı. Sahabeler de öldürüştü. Şular birinci bulup bana şu meselelerine girdi bunlar. Şu müteşabih meselelerine girişti. Ondan ki başka mutezileler çıktı, cehmiyeler çıktı, kaderiyeler çıktı. Yani şiyeler, şiyeler de türleri, murciyeler. Yani bidiyat taifeler köpeyip gitti. Birinci çıkan bidiyat taife havarilerdir. Şunun için bilin ki İslam alemindeki en hatarlı, en yaman taife havariciler. Havariciler taifesidir. Havariciler de uzun akidesi malum. Yani avamlar havaric ise havaric bu kalır neydi insan? Bizim zamanımızda bazı cahiller, yani zalim hükümetler, yani kafir hükümetler ya karşı çıkanlar diyem havariciler de var şey yaptı. Bunu demez. Havaricilerde uzun kitabı var, akidesi var. Ahl-i sünnede mutlaka farklı. Bazen bazı yaşlılar sorup kaladı ki, havaricilerin şerri yaman mı, sufilerin şerri yaman mı deydi. Ki biz cevap verişten aldığın uzlara etedi ki, benimce sufilerin şerri yaman mı sakere deydi. Çünkü onlarda şirk türleri köp. Şirkler doğrusu da süpermarket açıkken. Hemen türü hemen hılı var. Ticaretini kılışı yaptı. Ama havaricilerde yok. Şirk az onlarda. Onlarda tekfir var. Müslümanlar da kafir deydi. Falan pustan. Ve onlar getirmen ki yok hata kıldıyız. Şaşıldıyız hata kıldıyız. Havariciler Müslümanlar da içindeki çıkan müşriklerden betterdir. Şirk taifelerden better havariciler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki havaricilerde kayıtta görseleriz öldürüyorlar dediler. Cenkililer dediler. Ben ulardı tapsam tapken yerimde cenkilemem dediler. Hani başka taifeler tostuğunda geplerde gepirgenleri yok. Her hıl taife çıkışını haber verdiler. Ama havariciler tostu et yaptılar ki kayıtta görseleriz öldürüyorlar, kayıtta görseleriz cenkililer de yaptılar. Onlar da öldürgen en efzal gazidir. Onlar da kolu da ölgen en efzal şehittir diyettiler. Ve havariciler doğrusu da kıyamet günü de onlar it şeklinde bulur diyettiler. İt bu kalışadı. Müslümanlar da kafir deyişti. Yasan nesne mi bu? Bunlar mesela bizim zamanımızda gelirim şimdi. Uzun etrafından başlaydı. Ötken ulamalar hemen tek yıkılıp kafirdir. Ketişiyorlardı şimdiki. Hiç kimi koymaydı bunlar. Mesela Saudi alimler diyem kafir dişerdi. İbn-i Seymin diyem, Binbaz diyem kafir dedi. Ondan ki İngiler diyem, Sekin Sekin, İbn-i Teymiyeler diyem kafir dedi. Ebu Hanifeler de kafir dedi. Sahabeler diyem kafir dişiyorlardı. Ama adamlar için de etmedi ki,
marazi bilinib qolmasin deb yashirib. Ammo o'zlarining o'rtalarida aytishadi. Hayron bo'lmang, ularni dadasi payg'ambarimizga e'tiroz qilgan edi. Sahih hadisda keladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'animatlarni taqsim qilyapti turdilar. Bir arobiy aytdiki, ey Muhammad, adolat bilan taqsim qilgin, adolat qilmading dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nihoyatda g'azablandilar. Shunda ham shirin gapirdilar. Umar darrov qilichini chiqardi, ya Rasululloh zimbirning kallasini olib tashlay buni dedi. Nariyadan Xolid bin Valid qilichini chiqardi, ya Rasululloh zimbirning kallasini olib tashlay buni dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, yo'q, tegmanglar. Hali buning zurriyatidan shunday insonlar chiqadiki, ularni namozini oldida sizlar namozlarga hijrat qilib qolasizlar. Ularni qiroatini oldida qiroatlarga hijrat qilib qolasizlar. Ibodatlarini oldida hijrat qilib qolasizlar. Ammo Qur'on tomog'idan ichkariga o'tmaydi, qalbga o'tmaydi. Va dindan o'q, kamondan, yoydan qanday chiqsa, shunday tez chiqib ketadilar. Deydilar. Keyin davomida aytadilar, qayta ko'rsatib o'ldiringlar deydilar. Shuni zurriyotdan chiqqan deydilar. Haqiqatan o'shani zurriyotdan chiqib bu fitnachilar islom ummatini parchalashdi. Sahobalarni zamonidagi xavorijlar sahobalarni, Alini, Muaviyani va shunday hukumatni boshqarib turgan sahobalarni o'ldirishlik eng katta vazifa, eng katta ibodat deb bilishdi. Zotan xavorijlar ahli sunnani hammasini kofir deb biladi. Takfir qiladi. Qarang, qanchalik yomon holatlarga olib boryapti. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Bidiyat toifalari hammasi yomon. Adashgan toifalari hammasi yomon, ammo xavorijlar eng yomoni. Ummatni kofir deydigan toifalar eng badbaxt toifalardir. Bu toifalar qalbida marazi bo'lgan insonlar nima uchun mutashabbih bo'lgan oyatlarga yashashadi? Ibtigo al-fitnati, fitnani xohlagan holatda. Fitna chiqarmoqchi ular. Fitna tashamoqchi. O'zlari juda yaxshi biladi. Shu sahobalarning zamonidagi havorijlar bilan ham sahobalar munozara qildi. Ibn Abbos borib munozara qildilar. O'sha bitta munozarada 10 mingta odam tavba qildi. 10 mingta odam. Agar shu ilmiy munozara qilishgan edi, sahobalar ularni ilmdan tuzatib olishar edi. Ammo kattalari qarayaptiki, sekin-sekin odamlar qo'ldan chiqib ketyapti, keyin man qildiki munozaralardan. Gaplashmanglar, ular kofir. Ular gapga usta, aqllarini buzib qo'yadi, fikrlarini buzib qo'yadi, falon mustondi, darrov o'zini odamlarni uzoqlashtirishdi, ajratishdi. Fitna qilishyapti. Ummatni bo'lmoqchi ular. Ummat ichida fitna fasod qilyapti, ixtilob tashlashyapti. Tafriqa, bo'linishni tashlashyapti. Va odamlarni fitnaga qo'yishyapti. Bu fitna musulmonlarning ichiga kirib qolgandan keyin bo'ldi, endi musulmonlarga kofirlar hech qaramasa ham bo'laveradi. Kofirlar musulmonlar bilan shug'ullanishi, jang qilishini qo'ying. Kofirlar shuni bir qaramasa ham bo'laveradi. Musulmonlar o'zini bir-birini yeb yotaveradi. Kofirlar mana bu narsalarni juda yaxshi biladi. Biz bularni juda yaxshi bilib, bu xatolardan saqlanishimiz kerak-ku. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlar hech o'zini tarixidan, o'zini kitobidan xabari yo'q. Lekin kofirlar buni juda yaxshi bilganligi uchun shu xavorijlik masalasi va mutashabbih oyatlardan kelib chiqib, takfir masalasi, qarang, kofir deyishlik masalasini qayerda islom san rivojlansa o'rtaga tashlashyapti. Mana Jazoirda nihoyatda go'zal bir qiyom bo'lgan edi. Butun Jazoir millati ayaqlandi. Aytdiki, biz islomiy hukumat quramiz, islomiy xilofat bo'ladi, faqatgina islomga amal qilib yashaymiz dedi. Boshqa gap yo'q dedi. Va jihod boshlandi, g'olibdan bo'lishdi. Allohning nusrati keldi. Keyin kofirlar nima qildi? Amerika, Yevropa ularni ichiga shu takfir masalasini tashadi. Shu bilan mujohidlar ikkiga bo'lindi. Bir-birini kofir deyapti. Bir toifa ikkinchi toifani kofir deb bevalol o'ldiryapti, sen kofirsan deb kecha bilan jang qilishyapti turdi. Va hatto o'sha o'ldirgan odamlarini qizlariga, ayollariga tajovuz qilishdi bular. Sizlar mushriksizlar, kofirsizlar deb. Mollarini talon-taroj qilishdi. G'animat bo'landi. Qarang. Ana endi Amerika bilan Yevropa bemalol o'tiraversin. Kofesini ichib. Shunday qilib bir-birini bitirdi ular. Iroqda ham shunday bo'ldi. Iroqda Amerika kirdi, boshida urdi,
Lekin Iroq millati, Iroqning rijonlari, mujohidlari birlashdi, nihoyatda go'zal jihad bo'lyapti turdi. O'rtasiga darro takfir masalasini tashab qo'ydi, bir-birini kofirga chiqarib, u jihad ham sindi. Chechenistonda ham shunday bo'ldi. Chechenistonda ham chechenlar qo'lidan kelgancha jihad qildi, Allohning nusrati keldi, Chechenistonni fath qilishdi. Keyin rus ularni ichiga takfir masalasini tashab qo'ydi. Ki hamasi bitti ki. Yok, hamasi yok. Kafirler daim şurasını kılıyordu. Yakın tarihlerde en böyle yaptırken nasıl bunlar. Lakin Müslümanlar hiç böyle gözünü açmıyordu, oylanmıyordu. Bana bizi diyarlarda hem sel Müslümanlar birleşip, uhuvat, eke ülkelik bulup, cemaat bulup, cemaat kengeyip, birbirini kollayıp, kuvvetlayıp, hizmetler kengeyi yaptırıyordu. Şu müteşabih ayetlerde kafirler ortaya teşebbü koydu. Allah kuluti olsa demediysen, Allah kayıtta, Allah asmanda mı, erçte mi, peki erçtemez mi? Şu meseleler başlandı, totetelmeyiz bunu. Şunu diye mesela ki, kendi izini çıkarmayız. Bitti, Müslümanlar da bitirişti. Perçe perçe taşıştı. Bölüp taşıştı. Ki bölüngen de bölüyor dedi, yedi ki bölüler. Daha önce şunu kılışı yaptı. Ve şunu bilin ki, o'zlarini odamlari qiladi buni. Yani haqiqiy mu'minlar birinchi bo'lib kirmaydi bu masalaga. Shu munofiqlardan boshlanadi, zindiqlardan boshlanadi. Hukumat o'zi odam tarbiya qiladi. Zohiran qarasangiz, bu avliyo odam qo'lini o'pgisi ketadi. Shunday odamni tanlaydi. Nihoyatda qattiq, nihoyatda dindor o'zicha. Hech kimni ayamaydigan, hech kimni rioya qilmaydigan. Jamoat ichiga kiratda shu masalalarni yoyishni boshlaydi. Bu masalalar odamlar ichiga kirib olgandan keyin chiqara olmaysiz keyin uni. Bo'ldi, yoyilib ketdimi chiqara olmaysiz. Shuning uchun Allohdan qo'rqishlik kerak, bu masalalarni to'xtatishlik kerak. Butun dunyo miqyosida, butun dunyoda bu masalalarni to'xtatishlik kerak. Mutashabih masalalarga kirmaslik kerak. Masalan, bir jamoat, bir toifa, aytiliki biri bunisi Maturidiy ekan, bunisi Ash'ariy ekan. Xato fikrlarda bo'lishi mumkin. Aqidalarda buzuqligi bo'lishi mumkin. Qo'y u soliga qo'y uni. Bu masalalarga kirma, ko'tarma bu masalalarni. Yaqinda ham bittasi gapiryapti. Ya'ni munozarasini aytib beryapti. Men falon bittasi bilan munozara qildim deyapti. Alloh taolo qaytdi. Osmondan bilsam yo'q dedi. Arshdan bilsam yo'q dedi. Qaytdi bu masalani Alloh taolo. Dedimda ki uni sindirib tashadim. Aytdim ki Alloh taolo arshda bo'lmasa, osmonda bo'lmasa, unda yerdami, bozordami, mozordami va keyingi gaplar juda xunuk gaplar. Axlatxonadami, tualetdami deyapti na'uzu billah. Qarang, siz go'yanki uni rad qilmoqchi bo'lyapsiz, o'zi haqman deyapsiz, Allohga qattiq hurmatsizlik qilyapsiz. Og'zidan chiqib turgan gaplarga qarang. Allohga haqorat qilyapsiz. Shuning uchun bu masalalarga kirmaslik kerak. Masalan, Maturidiylar, Ash'ariylar yoki ba'zi bir toifalar agar xato aqidalari bo'lsa, ularni kattalari bilan olimlar o'zlari alohida o'tirib, munozara qilib, dalillarni o'rtaga qo'yib, muzokara qilib, qaysini haq bo'lsa, shuni olib ketilaveradi. Odamlarda o'rtasida bu masalalarni ko'tarmang. Maturidiylar shunday, Ash'ariylar shunday edi. Mana internetda bizga dunyoda har tarafidan savol kelyapti. Yoshlar aytadiki, men yangi namozni boshladim deydi. Hatta Fatiha'ni doğru okuyamayman, Fatiha'ni çala bilemem dedi. Endi namaz okuştu uygandım. Bir tanesi on kolumdan tartı yaptı, Maturidiy buldu. Bir tanesi çap kolumdan tartı yaptı, Ash'ari buldu. Bir tanesi yakamdan tartı yaptı ki Salafi buldu. Hemeniz Müslümanmez misiler? Hemeniz namaz okuyuşlar ki buradarmez misiler? Yok, Maturidiyler kafir, Ash'ariler kafir, bunlar dedi ki Salafiler kafir. Biz hayran kaldık dedi. Gece köçe çan gidip yürüdük. Bugün ixlosla muhabbatla islomga kirsak, kirdi ikkinchi kundan mana musulmonlarning katta bir toifasini kofir deyishligimiz kerak ekan. Shular Maturidiylar, bular kofir. Bular Ash'ariylar, bular kofir. Bular Salafiylar, bular kofir. Qarang, katta bir fitna. Ilmsiz odam qayerdan biladi? Hayron bo'lib qoladi bu masalalarni eshitib. Hech keragi yo'q bu masalalarni. Ko'tarmang. Va shu masalalarni ko'tarib ixtilof qilib yurganlar
bilib yoki bilmasdan küfürge hizmet qilyapti. Küfürge hizmet qilyapti. Amerika'ya hizmet qilyapti, Rusya'ya hizmet qilyapti. İslam'da ayağına balta uğrayapti. Müslümanlar da tersiyle yaptı. Müslümanlar da xorlanishiga sababchi bo'lyapti. Müslümanlar da qamalishiga sababchi bo'lyapti. Müslümanlarını xorlanishiga sababchi bo'lyapti bunlar. İslami hükümleri yuqalishiga sababchi bo'lyapti. Bunu biz aytmayapmiz. Alloh aytayapti bunu. İbtiga al-fitnati. Fitnani talab qilib kelyapti bular. Fitna uchun bo'lyapti turgan narsalar bular. Qalbi buzuq insonlar. Qalbingiz sog'lom bo'lsa, Allohdan qo'rqsangiz bu masallarga kirmang. Mana salafiyman deganlarni eng hurmat qilgan, yaxshi ko'rgan imomlari Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, sen boshqa bir diyorga borsang, jamoat namoziga to'g'ri kelib qolsang, borib ko'rdingki, aqidada ular sendan juda farqli. Masalan, bizi zamondagi ixtiloflarning istilohi bilan tushuntirsak, siz salafiysiz, ular maturidiy. Maturidiy ham eng yomoni, eng johili. Ibn Taymiya aytadiki, orqasida namoz o'qi deydi. Jamoatdan ajralma deydi. Chunki sen bundek ixtilof qilishliging ixtilofli masala bular. Qat'iy masalalar emas-ku. Ammo bir bo'lishlik, bir jasad bo'lishlik, bir jamoat bo'lishlik qat'iy masala. Ma'lum bo'lgan masala. Qat'iy va ma'lum bo'lgan, farz bo'lgan masala ixtilofli masala deb tarif qilinmaydi. O'qi deydilar. Orqasidan namoz o'qi. Birga juma o'qi deydilar. Jamoatni tark qilmagin deydilar. Qo'lingdan kelsa, go'zal gapirib, shirin gapirib, isloq qilishlikka harakat qil. Lekin bu masallarda olsang, fitna bo'ladigan bo'lsa, hech oshma, kirma. Qolaversin, shu o'zining aqidasida qolaversin, deb Ibn Taymiya rahimahulloh aytibdilar, qarang. Agar boshqa olim aytsa, birpasda unga tosh otsa, mumkin edi, lekin shu sohalarda eng ehtiyotkor bo'lgan, eng daqiq bo'lgan olim Ibn Taymiya rahimahulloh, butun hayoti tavhid xizmatida o'tgan, shirk bid'atlarni rad qilib o'tgan Ibn Taymiya aytayaptiki, bir bo'linglar deyapti. Bu masallar sababidan bo'linmanglar, parchalanmanglar deyapti. Orqasidan namoz o'qavergin deyapti. Ibn Taymiya o'ziga imom deb qabul qilgan Ahmad bin Hanbal rahimahulloh o'zini zamonidagi jahmiyalarning orqasidan namoz o'qavurdilar. Qarang, jahmiyalar. Jahmiyalar bo'lsa xavorijdan ham battar. Havorijlardan chiqqan, o'tib ketgan havorijlardan battarib ketgan. Nihoyatda buzuq aqidasi. Nihoyatda barbod. Ammo shular orqasida namoz o'qiyaptilar. Ahmad bin Hanbal. Shuning uchun bu masalalarga kirmaslik kerak. Kirmang bu masalalarga. Ixtilof bo'lyapti, fitna bo'lyapti, masalani to'xtating. Berkiting. Fitnani talab qilishadi bular, fitna qilishyapti. Fitnani ma'nosini bilasizlar. Fitna bir mu'minga aziyatdan boshlab shirkkacha. Hammasi fitna. Mana shu ixtiroflardan boshlanadi. Aziyat berishlik, xafa qilishlik, qalbini og'ritishlik, dushman qilishlik, ertaga qarabsizki urushlik, bugun o'ldirishlik hammasi bo'ladi keyin. Shuning uchun Alloh taolo Baqara surasida val fitna tuashaddu minal qatl. Fitna qatldan ham battardir deyapti. Va bitiga'a ta'vilihi. Va ular mutashabbih oyatlarga ergashishadi, nimaga? Ta'vilini talab qilishadi. O'zlaricha aytadiki, biz ta'vil qilyapmiz deyiz. Ta'vil lug'atdagi ma'nosi tarji'a degani, qaytarmoq degani. Bir narsani o'zining asliga qaytarmoq degani lug'atdagi ma'nosi. Bular aytadiki, biz bu masalalarni ko'taryapmizki, haqiqatga qaytaylik deb deydi. Haqiqatini talab qilyapmiz biz deydi. O'zini marazini mana bu shirin gaplar bilan berkitmoqchi bo'ladi. Shirin gaplar, chiroyli gaplarni o'ziga qalqon qiladi bular. Ishonmang bularga. Qarang, Alloh taolo ularning qalbini buzuqligicha aytib beryapti va shirin gapini ham aytib beryapti. Ular o'zlaricha ta'vilini oqtarishadi. Va Alloh taolo yana rad qilyaptiki, "Va ma ya'lamu ta'vilahu." Bu mutashabbih oyatlarning ta'vilini hech kim bilmaydi. Bular ta'vilini o'rganmoqchimiz deydi, haqiqatiga yetamiz deydi. Hech kim yetolmaydi, illalloh. Faqatgina Alloh biladi, xolos.
Allah'tan başkası onun tevilini bilmedi, onun hakikatini bilmedi. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا Ve ilimde müstahkem bugün kişiler ise, biz müteşabihlerge iman kiltirdik dedi. Hammesi, müteşabih busun, muhkem busun, hammesi Rabbimizin huzurudandır dedi. Kareyim bana müteşabih ayetlerine nispeten kendi muamelede buluşmamız gerek, آمَنَّ بِهِ diştiğimiz gerek. İman kiltirdik diştiğimiz gerek. Şu meseleni kim atsa, ayetin ki biz, şu sümmestevâ alel arş diken ayetki iman kildirdik. Sen iman kildirmedin mi? Siz kildirdin değil. Biz hem iman kildirdik. Kullu min indi Rabbina. Şunlar hemen Rabbimizin huzurundan. Doğru mu doğru? Tamam. Nukta. Bitti. Açma meseleni. Siz şunlar her kim salamat kalan. Bunu hiç kimin kalkılar mıydı ki? Eğer şu ayetki iman kildirmeyemezse kafir buladı. Yoki bu ayet Allah tarafından mahz desa bu ham kafir bo'ladi. Ama jahmiyalar, şu havarijlar şu holatga bordiki, jahmiyalarning bazı rahbarlari aytgan, qaniydi qo'limdan kelsa Qur'ondan Alloh taolo Ibrohimni o'ziga halil qildi degan oyatni o'chirib tashlasam deydi. Qarang, shu darajada baddah bo'lgan ular. Qur'ondan shu oyatni o'chirib tashlamoqchi. Qanday qilib Alloh taolo İnsanını özüge halil kıladı, dost kıladı. Mümkünmez bu. Ve yine Allah-u Teala Musa'ya getirdi diye ayette kanedi uçurup taşısam deydi. Yokat varsam Kur'an'dan deydi. Şunu arzu kılıp getirirken, cehmiyelerde keppeleri getirirken şunu. Çünçeli haddeden aşken onlar. Çünkü çün cehmiyelerini bazı ulamalar kafir deydi, tekfir kılıçlardı. Ve ahli sünnet ularga juda qattiq muomala qilishdi. Bunday holatga tushmaslik uchun hani rasihun ilmi mustahkam bo'lgan, ilmi sog'lom bo'lgan kishilar bular. Ilmda mustahkam bo'lgan kishilar bunga iymon keltirdik deydi. Siz ilmingiz mustahkam va haq yo'ldagi, sog'lom aqidadagi, tiniq aqidadagi inson bo'lishni xolasiz, shu ikkita gapni gapiring. Amen nabihi kullun min indi robbina deydi. İş bitti. Bana Kur'an doğrusu diyen ıhtılaflar var. Bazı diyarlarına varsız cüda katlı ıhtılaf kılacağız. Elhamdülillah bu diyarlarda yok bu meseleler. Peki müteşabih meseleler kim? Kafirler her hıl diyarlarına her hıl meseleler koyuyor. Mesela Orta Asya'da şu Allah-u Teala'nın erşki âli buluşluğu, kayırdalığı, Allah-u Teala'nın kolu, yüzü meselesi bulsa, Pakistanlarda Kur'an Allah Teala'nın kelamı, kolumuzda duruyor Kur'an nime, şu meseleler doğrusu da. Türkiye'de ve bazı Arap diyarlarında tekfir meseleleri, her diyarlarda her hıl meselelerde teşkilatı kafirler. Kur'an doğrusu da hem katlı ıhtılaflar var. Bazen Kur'an'da mahluk dedi, cehmiyeler, mutezileler, Kur'an mahluk dedi. Lekin ahli sünnet hemen dedi ki Kur'an mahlukmaz. Abu Hanife'den Abu Yusuf şagirdi soradı. Kur'an doğrusu ne diyorsunuz? Degende Abu Hanife yerige karab. Anca oylanıp oturdular. Anca sıkılıp kaldılar. Hatta Abu Yusuf şu savalı soru gendiğe pişeyman buldu. Kim Abu Hanife başını kötere betti ki şunlu bir mesele ki hal ümmet bunu doğrusu da bu meselede köp ıhtılafla geçer dediler. Çok fitne geçişerdi dediler. Sıla'da akideler şu bulsun. El-Kur'anu kelamullahi gayru mahlukin. Kur'an Allah-u Teala'nın kelamıdır, mahluk yemezdir. Nukta. Şu yaptı yapıyla başka yaptı yapılmıyla dediler. İmam Azam Ebu Hanife şu akidede ütük etti. Başka tarafı yürütmedi. Ve şagirdlerin ustazı tavsiyesini alıp Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk yemezdir. Deme ütük ettiler. Ama hazır ki vakitteyler ki hayran kalas. Şimdi tartışacaktı ki hayran kalas. Hiç korkmaydı. Şurada vakıfta ikide kavul var. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ Dip tohtaladı. Bu bir kıraat. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا Bu birden yenge başlanadı.
Suyutiyen şuna ettiler. Ve râsihûne fil ilm mübtada yakulûne'den kâgâne haber dediler. Lekin yine bir kıraat var ki ve mâ ya'lemu te'vîlehu illallahu ve râsihûne fil ilm dip tohtayı duyanlara var. Yani meşhur kıraatlerde illallah dip tohtalı yaptı. Yani cümhurun fikri şu. Lekin bazılar ve râsihûne fil ilm dip tohtaydı. Eğer وَالْرَاسِخُنَ فِي الْعِلْمِ دِلْ تُخْتَسِزْ Mutaşabih ayetlerinin tevilini Allah'tan başka ve ilimde müstahkem bugünlerden başka hiç kim bilmeydi diyen gap gibi çıkardı. Çünkü üçün tecvid ilimleri de okudularız. Ulamalar etti ki vakf meselesi nuhayette muhim mesele. İllallah dip tuhtasli gizliden mesele özgür yaptı. وَالْرَاسِخُنَ فِي الْعِلْمِ دِلْ تُخْتَسِزْ mesele mutlaka özgür gitti yaptı. Birinci kıraatke göre illallahdır tohtakalizde. Mene kolumuzdaki Kur'anlarda hemesi de Allah'da vakfı var. Mutaşabih ayetlerinin tevilini fakat kini Allah biledi. Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Kimi ki Allah'tan başkası biledi kafir biledi. Değiledi. Bu bütün ehli sünnenin fetvası bu. İhtilafı yok bunge. Allah Ta'ala'nın erşke kendi Ağlı bu genliğini fakat Allah bilen de Allah'tan başka hiç kim bilmeyiz. Allah Teala'nın kolu var, lakin kolunu kendiliğini uzu bilen de başka hiç kim bilmeyiz. Kimi kimin bilemezse kafir bilen. Ve şimdi o şeyden meseleler. İkinci kıraatke göre müteşabih ayetlerinin tevilini Allah Teala biledi ve ilimde müstahkem bu gen kişiler biledi deyiledi. Bu kıraatem doğru. Ve bu fetvayı hem doğru. Bunu hem bütün ehl-i sünnet ayetledi ki, hakikaten müteşabih ayetlerinin tevilini fakat yine Allah ve ilmi müstahkem bugün katta alimler bilendiydi. Bana ilmi bu megada mende içte fetvanı görü hayran kaladı ki. İkinci fetva diye metredi ki, kimi ki bunu inkarsa kafir bilendiydi. Zahiren karasız birbirine hılap bugün içte fetva. Lekin hılafmez. İlim gerek de onun için. İlim gerek. Ulamalar dedi ki, ikide kıraatke göre tevil diyen kelimenin manasız gerekti. Birinci kıraatke göre, fakat yine Allah bilede tevilini diyeni, tevil tahkik diyen manada. Hakikatini fakat yine Allah bilede diyen manada. İkinci kıraatke göre, tevilini Allah Teala ve ilimde müstahkem bu gençler bilede diyen de, tevil, tefsir degan ma'noda. Tefsir. Mutashabih ayetlerinin tefsirini Allah Ta'ala biledi ve ilimde müstahkem uyan kişiler biledi. Yani, ikalesi hem doğru da. İkale kıraat hem doğru, ikale hem fetva hem doğru. Demek katta ulamalar mutashabih ayetlerinin tefsirini bilediler. Tahkikini bilmedi, hakikatini bilmedi. Keyfiyetini bilmedi, lekin tefsirini biledi. İzahını bilen, çündürüştü bilen. Çündürüz mü? Ama ilimsiz adamlar, avamlar hiç yakınlaşamaydı bu meseleye. Hiç yakınlaşamaydı. İlimsiz halette yakınlaşamaydı, halak bulaydı. Otki yakınlaşken diye gel. Yani bu işte kıraatı, işte tefsir doğru mudur hayran bu ses? Hadislerden delil var. Peygamberimiz Aleyhisselam İbn Abbas doğrusu da dua kıldılar. Fakihhu fiddin. Dinde fakih kıyın. Ve'allimhu te'vilehu. Yani te'vilel kitab, te'vilel Kur'an. Ve İbn Abbas'ke Kur'an'ın te'vilini örgetkindir. Peygamberimiz Aleyhisselam dua kıldılar. Eğer te'vilini örgenişliği mümkünmez bu ise, demek için Resulullah İbn Abbas için Allah'a dua kıldılar ki, te'vilini örgetkindir yaptı. Ve bu tevil tefsir diyen manada. İbn Abbas hem ikide fetvası var. وَمَنْ يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ دِبْ تُخْتِيرْدِ ve şekilde tuhtiler deydi. Tevilini Allah'tan başka hiç kim bilmeydi deydi. Kimi ki tiskarısını yapırsa kafir bulan deydi. Peki başka fetvalarda dedi ki وَمَنْ يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ deydi. İlimde müstahkem bugün kişiler hem tevildi bilen deydi.
hiç kim bunga qarshi chiqmasin deydi. Va men ham ta'vilni biladigan kishilardanman dedilar. Rivoyatlarda keladi, aytadilarki, men ham ta'vilni biladigan kishilardanman dedilar Ibn Abbos. Ya'ni oyatlarni nihoyatda chuqur va tiniq tushunishlikka harakat qilinglar, ko'p masalalar yechilib ketadi. Qur'on qani hamma narsani yechadi. Demek ki İbn Abbas ham tavil kelimesini iki yerde iki xil manada işletiyaptılar. Bana indi hazır Ahl-i Sünnet'in ortasında ihtilaf var. Sünniler bilen başka adaşken taifelerde ortasında ihtilaf malum. Sünniler hak, ulanın mukabilidegi, karsdegiler batıl. Bu mesele malum. Onu tartışki haliyeti yok. Lekin bilişimiz gene bugün mesele şu ki Ahl-i Sünnet'in ortasında az ihtilaf buluyordu. Mutaşabih ayetler doğrusu da. Mesela Allah Teala'nın kulu. Ya ki Allah Teala'nın erşki âli buluşluğu meseleleri. Kürsüz Ahl-i Sünnet iki de fatvanı veriyordu. Bazıları diyordu ki, Selah'ın yakidesi şu ki, bu ayetlerin tevilini kim bilmedi fakat Allah bilirdi. Kimi ki tevil kısa kafir bilendiydi. Bazı ahli sünnet dedi ki, yok bu ayetlerin tevilini alimler bilendiydi. Kimi ki bu ayetlerin tevilini hiç kim bilmedi, fakat Allah bilendiyse onlar adeşkendiydi. Yani şu ülkele fatvanı bütün ahli sünnet etti. Çünkü bunu Allah eti yaptı, Resulullah eti yaptı, sahabeler etti. Şimdi bu iki de fatvanı bize mektemiz. Lekin bizi zamanlar kendi hataya düştü, birinci fatvanı. Ya'ni mutashabih oyatlarning ta'vilini kimiki bilaman desa yoki ta'vil qilsa kofir bo'ladi. Bu salafilarning aqidasi, bu salafilar deydi. Ya'ni bular bo'lsa mutashabih oyatlarni ta'vil qilsa bo'ladi. Ta'vil qilishlik joiz deganlarni Maturidiylar va Ash'arilar deydi. Shunday qilib ajratishdi. Tushundingizmi? Ammo bu noto'g'ri bir tafriqa. Ummatni bo'lishlik joiz emas bu. Nimaga? Chunki butun salaf mutashabih oyatlarni ta'vil qilmanglar degan gapda bir xil emas. Mana hozir Ibn Abbosdan keltirdik. Butun tafsirlarda bor, sahih hadislarda bor. Payg'ambarimiz alayhissalom duo qilyapti Ibn Abbosga ta'vilini o'rgat kim deyapti-ku. Va Ibn Abbos o'zi aytayaptiki, men ta'vilini biladigan odamlardanman deyaptilar. Va yana shunday bir necha sahobalar ham bor. Demakki, endi sahobalar salaf emasmi? Salaflarning birinchisi-ku. Salaf deganda sahobalar, tobiinlar, tabi tobiinlarni tushunamiz. Endi sahobalarni ba'zilariki ta'vilini bilsa bo'ladi, bilamiz degandan keyin qanday qilib endi bizni zamonga kelib salafilar aqidasi shuki, mutashabih oyatlarning ta'vilini kim aytadigan bo'lsa, ta'vil qilsa kofir bo'ladi degan fatvoni qanday gapiradi? Agar bu fatvoni siz umumiy fatvo qiladigan bo'lsangiz, Ibn Abbosni kofir degan bo'lasiz. Va payg'ambarimizga ham boradi siz bu gapingiz. Chunki Ibn Abbosga duo qilyapsizki, Allohim bunga ta'vilini o'rgatgin deb. Shuning uchun ehtiyot bo'lishlik kerak. Bilib bilmasdan tilimizni qo'yib olmaylik. Tilimizga kelgan narsalarni gapiravermaylik. Endi mana ba'zilar esa Maturidi yoki Ash'ari deb ajratilganlar. Ular katta olimlar ta'vilini biladi deganda, ular ham haddidan oshib ketmasin. Ta'vilini bilamiz degani uni ichiga kirib ketib haqiqatini bayon qilishlik emas. Mana shu ikkita masalani esdan chiqarmanglar. Ta'vil ikkita ma'noda keladi. Biri tahqiq, biri tafsir. Tahqiq haqiqatga yetishlik. Uni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Hiç kim bilmiyordu. Fakat Allah biladi xolos. Joiz bo'lgan ta'vil esa tafsirdir. Tafsir, ya'ni tabiin bayon qilishlik, izoh qilishlikdir. Sharhlamoq, tushuntirmoqdir. Masalan, siz Allohning qo'li bor degan vaqtda aytasizki, Allohning qo'li bor deymiz, bo'ldi, boshqa hech qanday gap gapirmaymiz demaysiz. Aytasiz, qo'l ma'lum deysiz. Qo'lni nimaligi ma'lum va bor narsa. Allah biladi. Qandayligini biz bilmaymiz. Tushunyapsizmi? Qo'lni qandayligini biz bilmaymiz. Allah biladi.
ve Allah Teala'nın kulu bar deganimizda mahluklarni quliga o'xshatmaymiz. Allohni o'ziga xos bo'lgan nihoyatda mukammal, nihoyatda go'zal, nihoyatda buyuk bir sifat deymiz. Qandayligini bilmaymiz deymiz. Qani izoh bo'lyapti-ku, tushuntiryapsiz-ku. Insonning quliga o'xshamaydi, farishtaning quliga o'xshamaydi. Va qul degan kalimani biz boshqa kalimalarga ham aylantirib olmaymiz. Boshqa ma'nolarga burib olmaymiz. Ular hammasi mana ta'vil bo'lyapti. Ta'vil bu. Maturidiy va Ash'arilarni ma'lumot qilishadiki, masalan ular Allohning qo'l degan sifatini yadulloh sifatini qudrat deb ta'bir qilishadi. Ne'mat deb ta'bir qiladi deydi. To'g'ri, ba'zi Maturidiylar, Ash'arilar o'zlarining kitoblarida Allohning qo'li degani qudratidir yoki ne'matidir deyishadi. Lekin fiqh akbarda ko'ring, o'qidirasiz fiqh akbarni. İmam Azam aytayaptilar. Allohning qo'li Allohning sifatidir. Allohning qo'lini, Allohning qudrati yoki ne'mati deshlik Allohning sifatini botil qilishlikdir, bekorga chiqarib yuborishlikdir. Va Mu'tazilaning aqidasidir deb rad qiladilar. Endi Maturidiylar hammasi biz Hanafiymiz deyishadi. Va masalan Abu Mansur Maturidiy Fiqh al-Akbarga sharh ham yozganlar. İmam Azamni shu fatvosini ham biladi. Oyat hadislarni ham biladi. Qanday qilib turib endi u kishi Allohni qo'l degan sifatini inkor qiladi? Mumkin emas bu narsa. Abu Mansur Maturidiyga yoki İmam Ash'ariyga, İmam Ash'ariyni hayoti ikkiga bo'linadi. Avvallari Mu'tazila Jahmiyya aqidasi dedi. Keyin sunniy bo'lganlar. Oldingi buzuq aqidasi bo'lgan vaqtdagi gaplariga albatta biz qarshimiz, lekin sunniylikni qabul qilib, ahli sunnaning e'tiqodini qabul qilgan va da'vat qilgan holatiga e'tiroz qilmaymiz. Haq yo'l dedilar. Endi bir inson ahli sunna bo'lsa, ahli sunnaning olimi bo'lsa va oyatlarni, mutashabbih oyatlarni, hadislarni ta'vil qilib turgan bo'lsa, bilingki u tafsirdir. Tahqiq emas. Tahqiq qilsangiz xato qilasiz. Mana hozir ba'zi yoshlarimiz kimiki ta'vil qilsa kofir bo'ladi deyapti-da, bu yerga qarasa Maturidiy ta'vil qilgan kofir. Ash'ariy ta'vil qilgan kofir. Ammo men aytamanki, Imom Navaviy ham ta'vil qilgan, Imom Navaviyning kitoblarini o'qing-da. Allohning sifatlarini u ham ta'vil qilgan. Uni nimaga kofir demayapsan? Demaging-da, nimaga demayapsan uni? Yoki İbn Hajar ta'vil qilgan. Qani qanchalik katta olim? Nima uchun kofir demayapsizlar? Imom Suyuti ta'vil qilganlar. Mana shu tafsirda o'tgan ishmatda. Ba'zilar aytadiki, zotan biz kofir deymiz bularni deydi. Ba'zilar Imom Navaviy, İbn Hajar, Suyutilarni ham kofir deyishadi. Imom Maturidiyni qanday kofir desa, bularni ham shunday kofir deydi. Biz ajratmaymiz, biz hammasiga bir xil muomala qilamiz deydi. Va o'zlarini Ibn Taymiyaga nisbat beradi. Va biz aytamizki, Ibn Taymiyada ham bor ta'vil. Ibn Taymiya ham ta'vil qilgan. Ba'zi yerlarda doim emas. Unda nima bo'ladi? U kishi ham kofir deysizlarmi? Ibn Taymiyaning shu eng katta shogirdi Ibn Qoyyim ham ta'vil qilganlar. Mana sahobalar ta'vilini ham aytdik mana. Endi nima deysizlar? Demakki, haqni gapirishlik kerak. Nima bo'lsa bo'lsin ta'vil yoki nima bo'lsa bo'lsin ta'vilni inkor qilamiz deyishlik noto'g'ri. Ikkita qiroat bor. Ikkalasi ham to'g'ri. Alloh taolo bu Qur'onni bizga ikki xil o'qishlikka izn berdi. Va payg'ambarimiz alayhisalom ham ta'vilni ikki xil ma'noda tushuntirdilar. O'sha zamondan biz zamonimizgacha shunday kelyapti. Siz bir tarafni ochib, naqay tarafni berkitmang. Bir ilmni ko'rsatib, ikkinchisini yashirmang. Ummatni fitnaga, fasodga qo'ymang. Ahli sunnani bütün ulamolariga hurmatda ehtiromda bo'ling. Ibn Hajar, Imom Navaviy, Imom Suyuti bular hammasi ahli sunnaning olimlari. Xatolari bor, xatolarni Alloh kechirsin. Imom Ash'ari, Abu Mansur Maturidiy bular ham ahli sunnani olimlari, oddiy olim emas, imom bular. Ahli sunnani olimlari ular. Ularga ham beadablik qilmang. Hurmat qiling. Kitobini o'qib tushunmayapti degan bo'lsangiz, olimlardan so'rang. Ahli sunna va jamoatdan bo'lgan ulamolar
Qaysi mutashabbih oyatni ta'vil qilgan bo'lsa, bilingki, tafsir qilgan. Tafsir qilgan bilib qo'yinglar, tahqiq qilmagan. Tahqiq qilmaydi ular. Tahqiq Allohga xos deydi. Va rosixuna fil ilm. İlimde mustahkem bo'lganlar. Kimler? Yani nihoyatda taqvolik ve ilmi pishiq bo'lgan olimlar. İlmi mustahkem bo'lgan olimlardir. Demak shu mutashabbih oyatlarning tafsirini uncha olim bilmas ekan. Kichkina olimlar kirmasin bu masalaga. Katta-katta olimlar kirsin. Shu ilmi mustahkam bo'lgan kishilar ham Allohga qanchalik bir taslimiyat ko'rsatib, biz hammasiga iymon keltirdik, hammasi Rabbimizning huzuridan deb aytadilar. Endi Alloh taolo aytayapti: "Va ma yazzakkaru illa ulul albab." Bu nasihatni hech kim olmaydi. Bu eslatmani hech kim olmaydi. Faqatgina aqllar egalarigini oladi xolos. Aqlli insonlar oladi xolos. Qarayin, aql qanchalik muhim. Ba'zan insonda ilm bo'ladi-yu, aql bo'lmaydi. Ham ilm bo'lishi kerak, ham aql bo'lishi kerak. Shuning uchun odamlar ichida katta olim deb mashhur bo'lgan, ammo ko'rasizki, yosh bola qilmaydigan xatolarni qiladi. Aql bo'lsin, aql kerak. Inson aqlga ta'sir beryapti. Aqlga qarshi bo'lmaydi. Aqlni rivojlantirish kerak. Bu fitna qilyapti deganlar, ummatni bo'lib parchalayapti deganlar, ulamolarga, imomlarga nisbatan juda hurmatsiz gaplarni gapiryapti deganlar, aslida ular oyatlarni oyatlarga urushtiryapti. Hadislarni hadislarga urushtiryapti. Payg'ambarimiz alayhissalom hadislarda aytadilarki, Qur'on bir-birini yolg'on qilishlik uchun kelgani yo'q, bir-birini tasdiq qilishlik uchun kelgan. Hadislar ham shunday. O'tgan ummatlar Allohning kitobini bir-biriga oyatlarni qarshi qilib, Allohning kitobini dalil qilib ikkala taraf bir-birini yolg'onga chiqarganligi uchun halok bo'lishdi. Qur'on to'g'risida bunday janjal qilishlik kufrga olib boradi, kufrdir. Bu masalada janjal qilmaslik kerak. Bu masalada janjal qilishlik ixtilof qilishlik bid'atdir. Katta gunohdir. İmam Azam Abu Hanife şagirdlerine oturdular. Bir cemaat adam geldi, ikide imamlığı yetelep gelişti. Açtı ki, bana bu ayet yaptı ki, Kur'an mahluk diyetti, bunun mahlukmaz diyetti. Şimdi ne diyorsunuz? Dedi, İmam Azam Abu Hanife dedi ki, ikelesine hayda varıylar, ikelesine imam bulmasın, ikelesine vakıfta namaz okumaylar dediler. Adamlar çıkıp gitti, bir Abu Yusuf haram olup soradı. Ustaz, bunisi Qur'onni mahluq deb turdi, adashgan. Albatta kufr aqida. Buni to'g'risida yaxshi qildingiz. Bunoqasi namoz o'qilmaydi, adashgan, bidiyatchi. Ammo narigisi to'g'ri aytgan edi. Nimaga unga ham aynan jazoni berdingiz? Deganda aytdilarki, unga ham aynan jazoni berganligini sababi shu masalalarda tortishib yurganligidir. Bu masalalarda tortishib yurishlik agarchi haq bo'lsa ham bidiyatdir dedilar. Bidiyat katta gunoh. Yuqorida aytdik-ku zotan, qalbida marazi bor bo'lardi, darrov o'zini isloh qilsin, Allohga tavba qilsin. Ular fitna qilyapti va fasod qilyapti. Qattiq gunoh bu. Shuni bilingki, zinodan battar gunoh, o'g'irlikdan battar bo'lgan gunoh minglarcha musulmonlarni tashlab dushman qilib tashlayapti. Zinodan battar bo'lmaydimi bu? 8-9 oyatlar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أي ربنا بذلنا هداية قيان إنك خلق لرمز بروار مجن فبذلنا أذين حضورنا رحمة هدية قيان Albatta sen o'zing nihoyatda ko'p hadya beruvchisan. Ey Robbimiz, albatta sen butun insonlarni hech qanday shashuba bo'lmaydigan kunga to'plaguvchisan. Albatta Alloh taolo va'dasiga xilof qilmaydi. Shuyuti aytayaptilar: "Robbana la tuzigh qulubana tumilla 'anil haqqi bi ibtigo'i ta'vilihi allazi la yaliqu bina." Kama azzaqta qulubi ulaik. Ey Rabbimiz, bizlerinin kalplerimizi durvarmayın.
bizlerge layık bu meydigen nesneler, şu müteşabih ayetlerini tevil kılıçliğini talep kılıp, haktan kalbimizi bürülediyen kımagin, bana bunlar da kalbini bürüp düşegenindik. Kalbin merad insanlarını bürüp düşegenindik. Bazı insanlar bedbah oldu, bizi o şey bedbahlardan kımagin. Ba'da izhedeytene, bizlerine hidayatı gelinekin, erşedtene ileyhi, hakkı yolu başlayanından keyin bu badbahlıktan saklayın. Ve hablana min ladunke min indik uzini huzurinden bizge hediyatini rahmeten, tesliyten, sabır kademlik. Rahmet, nasbirin, inneke entel vahhab, elbette sen uzin, çok hediyatı uçsan. Ya Rabbana inneke cami'un nas, ey Rabbimiz elbette sen uzin, bütün insanlarını toplayıp uçsan, tecma'uhum toplaysan, liyamin şimdi bir günge ki ey fiyamin şimdi bir günde la rayba la şeke fihi bu gün olsa hiç kendine şey şubha yok huve yavmul kıyama bu kıyamet günüdür fetücezihim bi amalihim keme vaatte dizelim o zi vaat edeceğinle amallariye karar cezalarını veresen yakşı bulsa yakşı yaman bulsa yaman inna allaha la yuhliful mi'at elbette Allah ta'ala vaadesize hılakul meydim mev'idehu bilba'si yani kayta tırıltırışını va'da kıyam şu va'dasıya hılaftı mıydı elbette kayta tırıltırad fihi iltifatun anil hitabi bir de muhataptan gayetke intifat var ey Rabbimiz dip Allah'a hitap kılıyatı oldu ki inna allaha la yuhliful mi'ad elbette Allah'a tala va'daya hılaftı mıydıdır ikinci şahslik muameleden üçüncü şahslik muamele göz kütüyat hitaptan gayet göz kütüyat وَيَحْتَمَلَا يَكُونَ مِنْ كَلَامِهِ تَعَلَى Bu Allah Teala'nın kelamından buluştu gileyen ihtimali var. وَالْغَرَزُ مِنَ الدُّعَى بِذَلِكَ بَيَانُ أَنَّ هَمَّهُمْ أَمْرُ الْآخِرَةِ Bu duada mahsad şu ki, ulanın mahsadları ahiret işidir. Mahsad, ahiret meselesi. وَلِذَلِكَ سَأَلُوا سَبَاتَ عَلَى الْهِدَاتِ لِيَنَالُوا سَعْبَهَا Şunun için, ahiretin sahabeye yetiştiği mesele de hidayette sabit kalışlığını Allah'tan soruştu. Rava Şeyhani An Ayşe radıyallahu anha kalet. Bukhari ve Müslüm Ayşe anamızdan rivayet kıldı. Ayşe anamız ettiler ki Tena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazil aya Huvellezi enzele aleykel kitabe minhu ayetun muhkematun ila ahiriha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu ayetini yani o Allah Teala şunu diye zat kesinge kitabını nazil kıldı. O kitaptan bazıları, bazı ayetleri muhkem ayetler durdup şu ahiriyeti okudular. Ve kâle ettiler ki Resulullah feize râytumul lezîne ettebi'une mâ teşebbehe minhû sizler şu Kur'an'da içindeki müteşabih ayetlerge ilgeç yaptırgenlerde körgenlerizde feuleykel lezîne semmallâhu Allah Teala'nın aytkenleri şülerdir. Kalbi buzuk fitneçiler şüler. Fahzaruhum ladan hazartiler ihtiyat boyla uzaktırılar. Ve rava tabarani fil kebiri an Ebi Musa Eş'ari radiyallahu anhu. Tabarani uzlanın kebirlerde rivayet kıldılar Ebu Musa Eş'ari'den. Ebu Musa Eş'ari radiyallahu anhu etediler ki ennehu semi'en nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Peygamberimiz aleyhisselamdan eşitti. Peygamberimiz aleyhisselam etediler. Ma ekhafu ala ummeti illa selase hilalin. Men ümmetimge üçte hısletten başka neseden korkmuyum ben. Ümmetim için üçte meselede korkamayan halas. Ve zekre minha en yeftah lahum el kitab feyahuzahu el mu'min yebtagi te'vilahu ve leyse ye'lemu te'vilahu illallah ve rasihuna fil ilmi yekuluna amen nebihi kullu min indi rabbina ve ma yezzekkeru illa ulul albab. Şu üçte yamanlıklardan bir tesviy ki ularge kitap açıladı bir mumun kişi Kur'an'ını aladı da, onun tevilini talep kıladı. Ve halen ki onun tevilini fakat yine Allah biledi. Ve ilimde müstahkem bulgen kişiler, onunla iman kirtirdik, hemen Rabbimizin huzurundan dur dediler. Fakat yine akıl egeleri yine nasihat aladılar dedi. El-Hadis bitti bana. Allah Subhanehu ve Teala yukarıdaki nihayette büyük, mühim meseleni beyan kıyandan ki, ikide dua bilen bitiriyetti. Bu bile işare kılıyordu ki, bu de mühim meselelerde Allah'a dua kılmasalarız, Allah'a sığın meselelerız, Allah'a yalın meselelerız, necat tapmıyorsunuz. Allah'a yalın iler. Daim Allah'a dua da buyurlar.
Ve juda yomon masallar bular. Mana Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana. Ey Rabbimiz bizi hidayet qilgandan keyin qalbimizni burib tashlamagin. Qalblarimiz Allohning qo'lida xolagandek buradi. Qalb o'zgaruvchan. Ulamolar aytadiki, qalbning misoli sahroda uchib yurgan bir jun to'plamiga o'xshaydi. Sal shabada bo'lib qaysi tarafga uchsa, shu tarafga uchib ketaveradi. Insonning qalbi ham shunday. Sal narsaga o'zgarib ketaveradi. Sal narsaga bir odamni yaxshi ko'rib, sal narsaga yomon ko'rib qolaveradi. Bugun qarasangiz nihoyatda dindor bo'lib, endi dunyo bilan shug'ullanmayman deb tashkilga qarasangiz, yana dunyoga botib ketyapti. Ha, desiz, ishlarim chiqib qoldi deydi. Muhim ishlarim bor deydi. Hamma narsadan muhim. Qalb shuni o'zgaruvchidir. Allohning qo'lidadir. Hatto payg'ambarimiz alayhissalom ko'pincha Allohga duo qiladilarki, ey qalblarni o'zgartiruvchi, meni qalbimni diningda sobit qilgin dedilar. Va aytadilarki, butun insonlarning qalbi xuddi bir insonning qalbidek Alloh taolaning barmoqlarini orasidadir. Xolagandek boshqaradi. Qalblar Allohning qo'lida xolagandek boshqaradi. Shuning uchun biz Allohga qattiq duo qilib yalinishligimiz kerak. Ey Robbimiz, bizlarni hidoyat qilganingdan keyin bizlarni qalblarimizni burib tashlamagin. Hidoyat qildi mana Qur'on, hadis, dinni nasib qildi Alloh taolo. Mana bularni o'rganyapmiz, hosil qilyapmiz. Tanishyapmiz. Bilgandan keyin adashib ketmaylik. Baqara surasida ko'p yillarda aytdik. Bütün adashganlar kofir bo'lsin, munofiq bo'lsin, fosil bo'lsin, bidiyatchi bo'lsin, hammasi bilib turib adashadi. Shu jahmiyalar, mu'tazilalar, adashgan toifalar yoki shu mutashabih oyatlar to'g'risida ixtilof qiladigan, fitna qiladiganlar oldin biladi, keyin fitna qiladi. Bilmasdan fitna qilolmaydi-ku. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, hidoyat qilgandan keyin deyapti. Bu ne'matlar nasib qilgandan keyin adashib ketmaslik kerak inson. Va bizlarga o'zingni huzuringdan rahmat hadya qilgin. Vahaba degani hadya qildi. Bu yerda tavozu borki, seni rahmatingga bizga haqqimiz yo'q aslida, loyiq emasmiz u, sen hadya qilib ber. Masalan, telefonni bir birodaringizga telefon olmoqsiz, kuchingiz yetmaydi, qiymat telefon. Shu telefoningizni olamaymanmi, menga hadya qilib bering. Menga juda katta yaxshilik qilgan bo'lasiz. Alloh taolaga aytayapsizki, ya Robbi, o'zingni rahmatingni bizga hadya qilib bergin. Biz olishlikka, seni rahmatingga sazovor bo'lishlikka hech qanday bir loyiqligimiz yo'q. Nihoyatda gunohkormiz, noqismiz. Yaramaymiz, arzimaymiz bu ne'matlarga, lekin o'zing hadya qilib bergin bizga. Va bu oyatlar bizni Allohga bog'layapti. Qarang, Robbana, ey Robbimiz deyapsiz. To'g'ridan-to'g'ri Allohga bog'layapti. O'tgan duolarda ham aytdim, yana takror aytamiz muhim masala bo'lganligi uchun. Qur'ondan kelgan butun duolar hammasi to'g'ridan-to'g'ri Allohga bo'lgan. Birortasi ey Odam alayhissalom, ey Ibrohim alayhissalom, ey Jibril, yoki Allohim, shularni biz o'rtaga vasila qilamiz, robita qilamiz, vosita qilamiz. Shularning haqqi hurmati, shularning obro'si, shularning yaxshiligini sababidan bizni falon-falon narsalarimizni qabul qilgin degan birorta duo yo'q Qur'onda. Qur'onda qayerda duo kelgan bo'lsa, hammasida to'g'ridan-to'g'ri Allohga duo qilingan. Va bilasizki, Qur'onda kelgan narsalar eng afzali bo'ladi. Alloh taolo shu duoni yaxshi ko'radi va duolarning eng afzali shu va islomiy duo shu bo'lishi kerakki, to'g'ridan-to'g'ri Allohga duo qilinyapti. Qur'onda sabit bo'lgani shu. Shuning uchun johillarga aytinglar, bu bidiyat duolarni chiqarishmasin. Payg'ambarlarning haqqi hurmati, avliyolarning haqqi hurmati yoki falomiston degan gaplarni gapirmasin. Qur'on bizga to'g'ridan-to'g'ri duo qilishni o'rgatyapti. Va Allohga bog'layapsiz, Allohga yaqinlashtiryapti. Alloh zotan o'zi yaqin sizga. Siz uzoqlik qilmang. Innaka antal wahhab, albatta sen o'zing wahhabsan. Qani wahhab degani ko'p hadya qiluvchi degani. Shu yerda insonlar hali ba'zi insonlarni vahobiylar deyishadi. Shu wahhab kalimasidan chiqqan u. Kim vahobiylar? Abdul Wahhabning shogirdlari demoqchi o'zlaricha. Ammo noto'g'ri gapirishyapti. Ular shu vahobiylar deb qasd qilib turgan odamlarning ustozining oti Abdul Wahhab emas. Muhammad uning oti. Muhammad bin Abdul Wahhab.
Eğer onu şagirdler dese Muhammediler desin. Ama o ne deyişelmiyordu? Peygamberimiz adı Muhammed ki. Peygamberimiz diye bir hedeflik bulmasındı. Muhammediler demiyordu. Ama Vahhabiler deyişeldi. Demek ki çünkü Allah'ı hedefsin diye uğradı. Bunu kılıç uğradı ona. O yüzden Abdülvahhab Muhammed'in dedesi. Bu cemaat hiç öyle alakası yok. Çünkü düşmanlara, muhaliflere kabul kılardı. Dedesi yakşıydı deydi. Hanbeli mezhebi deydi. Oğlayan Muhammed bin Abdülvahhab da Hanbeli mezhebi deydi. Esirler eğer onge nisbet deyseniz Muhammediler deyler. Demek ki Vahhabiler deyapsalar. Bu bir yalgan. İkinciden Vahhab diyen isim Allah'ın ismi, Allah'ın sıfatı. Bir insanın Vahhabi diyeni Allah'ın Vahhab sıfatıya alakalı bulan kişi diyeni. Bu yakışı buladı ki mehtep diyen buluşuz gerek. Mesela Rabbani diyordu ki Rabbaniler deydi. İmam-ı Rabbani, alim-i Rabbani, mehtesi ki yamanlamesi ki Vahhabi diyen de bunu mehteslik gerek. Mehte diyen kelime. Yani Vahhab buyan Allah'ın kulu. Vahhab buyan Allah'ki alakalı buyan kişi diyeni buladı. Mehteş gerek ama yaman görseniz küfür buladı bu, küfür. Çünkü yani siz Vahhabi de ben insanı yaman göre yapsınız. Lakin Allah'ın sıfatını eti yaman göre yapsınız. Allah'ın sıfatını yaman göre yapsınız. Çünkü küfürü geçip kalasınız. Yani ihtiyat buluştuk gerek. Allah'ın Vahhab diyen sıfatını demek ki yaman göre yapsınız. Karaka Müslümansınız. Vahhabiler de yaman göre yapsınız. İnneki entel vahhab. Karim. Alimin sonra 8. ayetteki liyat. El vahhab Allah'ın sıfatı bu. Allah'ın sıfatını yaman görmeyin kafir bulasınız. Ey Rabbimiz, elbette senin bütün insanlarını şek şüphesiz günge topla güçsen. Hem insanları da toplaysan. Bunun için etkili yaptı. Hemimiz toplanamız. Biz haklıyımızı bilemiz. Bularam biz haklıyımızı görüşedik kıyamette. Şu adaşkenler, şu fitne kılıyıp durgenler biz haklıyımızı görüşedik. Ve ortadaki ilimsizler, biz bilmiyemiz kim hakikin de yaptı, ularam görüşedik. Kim fitnesi, kim fesat kılıyordu, kim hakta, kim Kur'an-ı Hadis'e teslim bugün, hepsini Allah-u Teala gösterdi. Ve her kim ki özü gelirse cezasını verirdi. Ve elbette Allah-u Teala vaadesiye hılaf kılmıyordu. Kayıtta tırıltılamandı vaade veriyen, yakşilerge yakşı, yamanlarge yaman ceza veriyemendi vaade veriyen, Allah-u Teala vaadesiye hılaf kılmıyordu. Allah Subhanehu ve Teala bizi ve bütün ümmetini hayatının ahırı geçe, fakat yine Kur'an-ı Hadis'e amel kılıp, Kur'an-ı Hadis'e hizmet kılgen saadetli, bahtli kullarından kısın.